Sevgili arkadaşlar bu videoda size psikoloji fizyoloji etkiler. Nasıl etkiler? Bu yöntemle biz psikolojimizi değiştirerek yani düşüncelerimizi değiştirerek bedenimizi, davranışlarımızı nasıl değiştirebiliriz? Bunu anlatacağım. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz bununla beraber not alır, gönlünüze indirirseniz, gönünüze indirdikten sonra da hayatınıza yansıtmak sizin için daha kolay olur sevgili arkadaşlar. O yüzden bu öğrendiklerinizi lütfen hayatınıza yansıtmak için dinleyin ve sonuna kadar izleyin. Şimdi güzel insanlar. Araştırmacılara göre psikoloji bedeni etkiliyor, doğrudan etkiliyor, fizyolojiyi etkiliyor. Eğer senin kafanda bir hedef varsa, markete girip bir ürün alıp çıkacaksın, değil mi? Öyle bir hedefim var, yani öyle bir düşüncem var, öyle bir psikoloji içerisine girdin, hemen bu senin bedenine yansır. Çünkü sen ne alacağını biliyorsun. Kafandaki hedef belli. Markete hızlı bir şekilde girersin. Dik yürürsün zaten. Hedefin var çünkü. O ürünü alırsın. Doğru kasaya gidersin. Ödemini yapar. Dışarı çıkarsın. Yani senin düşüncen, senin hedefin, senin bedenine yansıyor. Yani davranışlarına yansıyor. Doğrudan psikolojin senin hayatına yansımış oluyor. Bununla beraber hedefi olan insanlar var mesela değil mi? O insanların teni daha farklı oluyor. Ten rengi daha farklı oluyor. Gözleri daha parlak oluyor. Duruşları daha dik oluyor. Yürüyüşleri daha enerji dolu oluyor. Çünkü psikolojisi bedenini doğrudan etkiliyor. Buna benzer çok örnekler var. Mesela herkesin bildiği Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı var değil mi? Seyit Onbaşı önüne düşman gemisi geliyor ve ben bu gemiyi batırmam lazım diye bir hedef koyuyor. Eğer bu gemiyi geçirirsem buradan vatan elden gidecek diye düşünüyor. Öyle bir psikolojiye giriyor değil mi? Öyle bir inanç. Sonra ne yapıyor arkadaşlar? Normalde mümkün olmayan bir ağırlıkta bulunan önündeki 300 kiloluk topu kaldırmayan niyet ediyor. Yani psikolojisini ona göre ayarlıyor düşüncesini ona göre ayarlıyor. Bakış açısını ona göre ayarlıyor ve inanıyor. Bakın bu inanmak gönüne indirmekle alakalı. Yani psikolojiyi gönüne indirdi, kalbine indirdi. Gönlündekini de Hazreti Allah ona verdi. Çünkü ilk önce gönlüne indirmen lazım. Yani hedefini, psikolojini gönlüne indirmen lazım. Gönlüne indirdikten sonra bedenine yansıması çok kolay oluyor ve Birden inandıktan sonra yani psikolojiden sonra bedene yansımaya başladı. Kullanmadığı insanın genellikle kullanmadığı 9 tane enerji vardır. Normalde birini kullanır. 10 tanesinden kullanmadığı 9'u vardır. İşte rezerve olarak tuttuğu her insanda olan o enerji, o kaynak, o depoda bulunan enerji devreye giriyor. Normalde 30 kilo kaldırabilen insan... 300 kiloyu kaldırması çok normal ve doğal oluyor. Ve 300 kiloyu iman gücüyle kaldırıyor, topa sürüyor ve inandığı, yapmak istediği hedefi neyse onu yapıyor. Gemiyi, düşman gemisini batırıyor. Ne ile alakalıymış sevgili arkadaşlar? Psikoloji bedeni etkiliyor. Yani psikolojiyi davranışı etkiliyor. Buna birçok şey söyleyebiliriz. Psikoloji dediğimiz zaman düşünce, zihin, beyin yapısı, bakış açısı, inanç, tamam mı? Bu doğrudan neyi etkiliyormuş? Bedeni etkiliyormuş. Bedeni etkilemek yani davranışını etkiliyor, duruşunu etkiliyor, yürüyüşünü etkiliyor. Bedenin gücünü etkiliyor. Psikoloji doğrudan demek ki bedenini, fizyolojisini etkiliyormuş sevgili arkadaşlar. Peki bununla beraber araştırmacılar daha ne demişler? Demişler ki hastalıkların büyük bir kısmı psikosomatik demişler. Yani psikolojiye bağlı. Yani bedenin hastalıkları, arızaları psikolojiye bağlı demişler. Büyük bir kısmı. %95'i psikolojiyle alakalı. Yani hastalara genellikle doktorların tavsiyesi nedir? Sakin ol bir. Stresten bir uzak kal. Bir dinlen. Su iç istirahat et. Bir hafta bir yatı ver derler değil mi? Yanında da ilaçlarını kullan derler sana. Yani ilk önce psikolojini düzelt derler aslında sana. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bunu büyük bir şekilde yazabilirsiniz. Psikoloji fizyolojiyi etkiler. Düşünce davranışını etkiler. İnancın yürüyüşünü etkiler. Senin hedefin senin ten rengini etkiler. Senin duruşunu etkiler. Bunları bu şekilde yazabilirsiniz kendinize hatırlatmak için. Dolayısıyla ilk yapılması gereken hayatında değişiklik yapmak istiyorsan, yani davranışlarını değiştirmek istiyorsan, yürüyüşünü değiştirmek istiyorsan, oturuşunu değiştirmek istiyorsan, o zaman ilk yapman gereken şey kafa yapını değiştirmek, psikolojini değiştirmek, düşüncelerini değiştirmek. Buradan başlayacaksın. Buradaki değişiklikleri yapmaya başlayınca o zaman gönlüne iner. O zaman gönlüne iner. Başka türlü gönlüne iner. Hani genellikle insanlar söylüyor ya kalbim temiz, gönlüm temiz. Benim gönlümde kötü bir şey yok. Hayır. Bu sonraki merhale ilk önce burada başlıyor. Yani mantıkla başlıyor. İlk önce düşünmekle alakalı. Yani senin aklınla alakalı. İlk oradan başlıyorsun. İlk kıvılcım oradan geliyor. Oradan aşağı gönlüne iniyor gönle indikten sonra da gönlüne göre verdiği için Rabbim sen de gönlüne göre hayatında yaşıyorsun ve senin davranışlarına ve bedenine yansıyor güzel insanlar. Dolayısıyla yapılması gereken şey ilk önce bakış açısını değiştirmek. Hayatta şu anda yaşadıkların büyük bir kısmının asıl sebebi bakış açın. Yani sorunların en büyük kısmı tamam mı hayatta ne yaşıyorsan yaşa şu anda. Bunların büyük bir kısmı %95 civarında ortalama tamam mı kişiye göre değişiyor. Bunların asıl sebebi akıl seti, bakış açısı, düşünce, kafa yapısı anlatabilir miyim? Bununla alakalı. Dolayısıyla ilk yatırım nereye yapman gerekiyor? Kafa yapına, bakış açına düşüncelerine yatırım yapman lazım. İki günün bir olmamalı. İki günün bir oldu mu ziyandasın, israftasın. Hadis-i şerif biliyorsunuz. Bununla beraber kendini bilmek, kendini tanımak. Ayak bağlarım nelerdir? Benim bu bakış açımı nasıl değiştirebilirim? Neden ben bu bakış açısıyla hayata bakıyorum? Bu negatif bakış açısından nasıl kurtulabilirim? Ayak bağlarım vardır. Ayak bağlarını bulmak, engelleri bulmak. Bu engellerden kurtulduktan sonra bakış açını da değiştirebilirsin. Dolayısıyla Herkes yani düşünebilen, beyni olan, bakış açısı olabilen, fikir üretebilen her insan hayatını değiştirebilir. Yani psikolojisini değiştirerek bedenini değiştirebilir, davranışlarını değiştirebilir, hayatını güzelleştirebilir. Herkes yapabilir. İyi de yapabilir, kötü de yapabilir. Yani bunun iyi taraflarını anlattım ama kötü tarafı da var. Yani sen eğer negatif düşünmeye başlarsan bu senin bedenine hemen yansıyor hemen bedenin zehirlenmeye başlıyor. Kimya değişiyor değil mi? Hani bazen demiyorlar mı insanlar? Ya ben birisinin yanında otururken adama bir kötü haber geldi. Kötü haber geldikten sonra adamın kimyası değişti. bedenle hemen yansıdı. Evet bunu anlayabilmek için dahi olmanıza gerek yok. 3 yaşında çocuk bile anlıyor karşıdaki insanın psikolojisi eğer bozulursa bedenine yansıdığını o da anlıyor, herkes anlayabiliyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla ilk yapılması gereken neymiş? Bakış açını sağlam tutmak, psikolojini güçlü tutmak, psikolojik bağışıklık sistemini güçlendirmek. Onu yaparsan zaten bedenin ve davranışların değişecek güzel insanlar. Bununla beraber sevgili arkadaşlar biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konularda yardımcı oluyoruz. Yani onların psikolojilerini daha güçlendirmek için, yani onların psikolojik bağışıklık sistemlerini güçlendirerek hayatlarını değiştirmek için yıllardan beri çaba gösteriyoruz. Onlara yol gösteriyoruz. Onlara yöntem gösteriyoruz. Onların ayak bağları nelerdir? Engeller nelerdir? Engellerden ve ayak bağlarından nasıl kurtulup kullanmadığı biraz önce anlattığım 10 tane yeteneğin içerisinde 9'unu genellikle insanlar kullanmıyor. Bu 9'unu da nasıl kullanarak hani 30 kiloyu nasıl 300 kiloya çıkararak yani bu güce sahip olarak hayatlarını güzelleştirmeyi biz onlara adım adım gösteriyoruz. Bizim sizlere de yardımcı olmamızı istiyorsanız o zaman ne yapabilirsiniz? Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yani siz de kullanmadığınız, atıl bulunan enerjiyi kullanmak istiyorsanız, hayatınıza yansıtmak istiyorsanız yani bu zamana kadar hep 30 kilo kaldırabildiniz ben 30 kilo yerine 300 kilo kaldırıp daha başarılı, daha huzurlu olmak istiyorum diyorsanız o zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bizimle iletişime geçebilmek için yapmanız gereken şey nedir? Bu videonun altındaki link var. Linke tıklıyorsunuz, formu dolduruyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Bu kadar. Başvuru gönderdikten sonra ön görüşmede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.